Merhaba sevgili gençler. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Almanca dersi 9. sınıflar 1. dönem 2. Almanca sınav örneği paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu seferki sınav örneğimiz test şeklinde olacak arkadaşlar. Birinci sorumuzda was ist das demişiz. Bu ne anlamına gelen sorumuzdu. Burada bir kalem tıraş resmi görüyoruz. Cevabımızda B şıkkında arkadaşlar. Das ist ein Spitzer. Bu bir kalem şeklindeki cevabımız arkadaşlar. İkinci sorumuzda was ist das demişiz yine. Bir okul çantası cevabı arayacağız. Das ist eine Schultasche diyerek A şıkkını işaretliyoruz. Diğerleri Schere, Makas, kalem kalemtıraş demekte arkadaşlar. Was ist das sorusunda bu sefer bir defter resmi var. Bu bir defterdir cevabını arayacağız. Das sind Hefte, das ist ein Heft. İki tane doğru cevap var gibi gözüküyor ama bir tane defter olduğu için A şıkkını eledim. Bu zaten değil, das ist ein Heft diyerek B şıkkını işaretliyoruz. Dördüncü soruda bu sefer ya nine sorumuz var arkadaşlar. Burada V sorusu yok. Direkt çekimli fiil başa gelerek soru bu şekilde yapıyorduk biz yan sorularında. Estas das ein linear? Bakalım bu cetvel resmine göre bu bir cetvel mi diye sormuş. Evet bu bir cetveldir diye bir cevap aramalıyız. Nine zaten olamaz. İki tane yağ var. Das ist kein linear. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Hem yağ deyip arkasından kein diye bir cümle kuramayız. Ya da siz ein lineal dememiz lazım. O da C şıkkında doğru cevabımız. Ist das ein Klebeband? Bu bir bant mıdır diyor. Bakalım. Hayır, bunlar boya kalemleri. Evetle başlayan zaten yanlış olur otomatikman. B'de nein, das sind Buntstifte demiş. Evet, bu cevabımız. Bir de C'ye bakalım. Nein, das ist kein Klebeband. Ist das ein Buch oder eine Schere? Bu bir kitap mı ya da bir makas mı diye sormuş bize. Bu bir makastır cevabını arayacağız. Kugelschreiber tükenmez kalem demekti. Mäppchen bir kalemlik anlamına geliyor. B şıkkındaki doğru cevabımız soru da siz aynı şehre. Yedinci soruda arkadaşlar. Ist das dein radiogumi? diyor. Bu senin silgin mi? Evet benim silgim anlamına gelen ya da hayır benim silgim değil anlamına gelen bir şey bulmalıyız. Buradaki dein possessive pronomuna göre cevap vermeliyiz arkadaşlar. Ya yeah, das ist sein radiogomi yanlış cevap. Onun silgisi diyor çünkü. B'de nein das ist kein radiogomi diyor. Hayır bu bir silgi değildir diyor. Halbuki senin silgin mi diye sormuştu. Ya das ist mein Radiogummi diyerek C şıkkını işaretledik. Ist das deine Tasche? Bu sefer neden deine yazdık? Tasche'nin artikeli die olduğu için buradaki pozitif pronomunda da sonuna e harfini getirmek zorundayız çünkü arkadaşlar. Ya das ist meine Tasche. Ya das ist deine Tasche. Ya das ist ihre Tasche. Burada deine dediğine göre yine meine cevabını arıyorum ve A şıkkında benim cevabım. Ist nokta das... nokta Wörterbuch. Şimdi burada ihr kişisi için bunu sormamızı istiyor. Sizin sözlüğünüz mü bu diyeceğiz yani arkadaşlar bu durumda. C şıkkına o ya dememiz lazım. With that Burada masa nasıl diye sormuş. Masanın nasıl olduğunu anlatmak için bir sıfata ihtiyacımız var arkadaşlar. Alt, neu, Groß, klein gibi. Bakıyorum. Das ist ein Minenstift. Bu bir uçlu kalem diyor. Böyle bir cevap değil bizim aradığımız. Der Stuhl ist alt sandalye eski diyor. Halbuki bana masayı soruyor. Tiş diyor arkadaşlar. C şıkkında eğer es noy diyerek doğru cevabımızı işaretliyoruz. O yenidir demiş oluyoruz. On birinci sorumuzda der Bu sefer de öğretmen nasıl diyor. Das ist ein Lehrer, bu bir öğretmen. young er O gençtir. Es ist ein Lehrer. Gene o bir öğretmen gibi bir anlama geliyor. B şıkkı bizim doğru cevabımız. Şimdi istas nokta nokta Burada das Baby için biz e, pozitif pronomen bulmalıyız. Onun oyuncağı mı diye soracağız. Dolayısıyla cevabımız zain olacak arkadaşlar. Neden sein olmadı? Çünkü das şüphel soyuktur. Yani artikelimiz das olduğu için sein de demedik arkadaşlar ve zain dedik A şıkkında. 13. soruda arkadaşlar ergenzedi frage pronomen demişiz. Buradaki soru kelimesini bulmamızı istiyor bizden. Alt bist du diyorsa yaş soruyor arkadaşlar. Ne demiştik arkadaşlar? V sorusu burada bizim doğru cevabımız veya kim Wo nerede? Was ne? Wo herse nereden anlamına geliyor. 14'te ergenze was past hangisi uyuyorsa doldurun demiş. Maria und Petra nokta nokta Freunde. Burada arkadaş olduklarından bahsediyor bize. Olmak fiilinin doğru çekimine bakacağız. Maria ve Petra'ya göre zint olması gerekiyor arkadaşlar. 15'te Kreuze an en Endung past. Burada doğru eki işaretleyin demiş bize. Du boşluk fünf seni aralt demiş. Burada yaş söyleniyor arkadaşlar. Ve yine olmak fiilinin du'ya göre çekimi isteniyor bizden. Bist doğru cevabımız. 16'da Kreuze an Welche Endung passt. Yine bir fiil çekimi sorusu. Frau Blume kommt aus Deutschland demeliyiz. Yani doğru cevabımız aşık arkadaşlar. Erzies olunca T takısı koyuyorduk. 17'de kommt Alina aus der Schweiz. Yani Alina İsviçre'den mi geliyor diye bir yanay sorumuz var. Burada cevabımız bizim. Nein, sie kommt aus Deutschland olması gerekiyor. Diğerlerinde Nein deyip de sie kommt aus der Schweiz diyemeyiz çünkü arkadaşlar. Ya er başlamış bir kere hiç olamaz Alina kız olduğu için. Yine er cevabı var C'de. Eledim onu. 18'de Sabine kommt aus Frankreich demiş. Sabine'nin Fransa'dan geldiğini söylemiş. Welche Nationalität hat Sabine? Yani buradaki milliyetini soruyor bize. Sie ist eine Französin cevabını bulmalıyız. A şıkkı neden olamaz? Çünkü o erkek Fransızlara söylenen isimdir. C ve D zaten hiç olmuyor arkadaşlar. 19'da Das ist Kerstin. Sie wohnt in Köln. Sie kommt aus Deutschland diye üç tane cümlemiz var. Welche Sprache spricht Kerstin demiş bu sefer. Kerstin'in Köln'de oturduğunu ve Almanyalı olduğunu söylüyor. Hangi dili konuşacak dolayısıyla Deutsch diyeceğiz arkadaşlar. English, İngilizce, Fransözlis, Fransızca, Fransızca, Spanish de İspanyolca demekti hatırlarsanız. 20'de was ist diese Zahl? 18 sayısının doğru yazılışını istiyor bizden. 8 zaten 80 demek arkadaşlar. Doğru cevabımız B. Diğerleri hiç olmuyor. 21'de welsches Wort ist unterschiedlich? Hangisi farklı? Bu tarz bir soru da gelebilir arkadaşlar. A'da auf Wiedersehen, Guten Morgen, Hallo und Hi. B, C ve D selamlama ifadesiyken Auf Wiedersehen, Görüşürüz, Hoşçakal anlamında veda ifadesidir. 22. soruda Ich, boşluk, Ardından bir boşluk daha. Donnerstag mate demiş. Şimdi bu ders programı ile alakalı bir soru. Haben fiilini kullanmamız gerekiyor. Perşembe günü matematik dersi varmış. Şimdi ihe göre doğru çekimlemeye bakmalıyım. Bin zaten olamaz. Zayn fiilinin çekimi çünkü. Ich olduğu zaman fiilin sonunda da e harfi kaldığı için direkt C şıkkı gözüme çarpıyor. Ich habe am Dienstag und Donnerstag mate cevabımız doğru oluyor arkadaşlar. 23'te Hasto demiş. Burada da resim ile ilgili bir soru var ve ne zaman diye sorması gerekiyor. Van sorusunu işaretliyorum burada arkadaşlar. We heist demiş boşluk ve ardından yine bir boşlukla Heize ece diye devam etmiş. Heist'tan sonra do demeliyim arkadaşlar ve i ile başlamalı cümlem çünkü heize diye devam etmiş. C şıkkı doğru cevabımız. Das is Pamela. Bu Pamela diyor. Ardından da Lent Deutsch demiş. Uygun kişi zamiri burada Pamela'ya göre Z olması gerekiyor. Neden C yapmadık arkadaşlar? Çünkü cümle bitmiş noktayla yeni bir cümle başlamış. Dolayısıyla ben buna büyük harfle başlamak zorundayım. Yani bunun saygı ifadesi olan zili bilgisi yok. 26'da bir telefon numarası sorusu var. Telefon numaran nedir diye sormuştuk. Nasıl yapmıştık bunu? V ist deine telefon numara. Meine telefon ist diyerek de tek tek söyleyerek kodlama yapmadan telefon numaramızı söylemiştik arkadaşlar. D şıkkı doğru cevabımız. 27'de const demiş. Const olunca otomatikman woher sorusu geliyor aklıma değil mi? Woher komst du? Neden du dedim? Çünkü ST var filmimizin çekiminde. B şıkkı doğru cevap. 28'de das ist Bleistift ist demiş ve sarı renk demiş. Bu bir bu bir kurşun kalemdir. O sarıdır diye bir cümle kurmamız lazım tamamlarken arkadaşlar. Das ist ein Bleistift. Neden aynı olmadı? Çünkü Bleistift der artık eline sahiptir. Der ve das olanlar aynı, die olanlar aynı belirsiz artık eline sahip oluyorlar. Bunun da kişi zamiri olarak er diye başlaması gerekiyor. Sarı renkte gelb olduğu için doğru cevabımız C arkadaşlar. 29'da V nokta nokta Deutsch demişiz. E ardından da ilginç diye bir sıfatımız var. Yani bu derslerle ilgili nasıl buluyorsun, ne düşünüyorsun diye sorduğumuz konuydu. We find du do Deutsch demeliyiz. Ardından da işle başlayan bir cümlede finde yüklemini görüyoruz. Arkasından da ilginç anlamına gelen interessant sıfatımız var. B arkadaşlar. Son sorumuzda was is dein demiş favori ders. Yani favori anlamına gelen kalıbımızı biliyoruz. Lieblings demekti. Hangisine bakacağım? A ve B'yi eledim. Onlar sevmek anlamına geliyordu. Lieblingsfarbe en sevdiğin renk. Lieblingsfah da en sevdiğin ders. Yani D şıkkı doğru cevabımız arkadaşlar. Sevgili gençler, birinci dönem ikinci Almanca sınavı için hazırladığım test sınavı umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.